Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer poğaça tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 paket instant mayayı içerisine ekledikten sonra şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerlerine sürmek için ayırdım. Sıvı malzemelerimi bu şekilde karıştırdıktan sonra hemen unumun bir kısmını içerisine ilave ediyorum. Tarifte yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullandım. Bu aşamada unumuzu lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurun içerisine tepeleme olacak şekilde bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu içerisine ilave ettikten sonra hamurum yoğunlaşana dek spatula ile karıştırdım. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisine azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hazırlayacağınız poğaça hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru iyice yoğurdum toparladıktan sonra hemen üzerini streçle kapatarak ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırıyorum. Mayalanmış olan hamurun havasını aldıktan sonra unlamış olduğum masaya alarak hemen hamuru hızlıca toparlıyorum. Hamur yumuşak bir kıvamda olduğu için yeteri kadar un kullanabilirsiniz. Merdane ile hamurumu hemen açma işlemine geçiyorum. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra orta kısmına bir tane tencere kapağı yerleştirdim. Hamuru bu aşamada 8 eşit parçaya bölerek hazırlıyorum. Dilerseniz ortasına yuvarlak bir tabakta koyabilirsiniz. Hamurun her tarafına gelecek şekilde oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 100 gram kadar tereyağının tamamını hamurun kuru kalmayacak her kısmına tereyağını sürüyorum Hamurun tamamını yağladım. Hemen karşılıklı olacak şekilde hamurları üst üste getirerek hamurları katlayarak bu şekilde hazırlıyorum. Hamurun tamamını katladım ve ortaya doğru sıkıştırdıktan sonra hemen bir unlamış olduğum tepsimin içerisine alarak buzdolabında 1 saat kadar hamuru bekletiyorum içerisindeki yağın donabilmesi için. 1 saatin sonunda hamuru buzdolabından aldım. Eğer vaktiniz yoksa derin dondurucuda da yarım saat bekletebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar unladıktan sonra bir merdane ile hamuru 50 santim çapında yuvarlak bir forma getirerek açmaya başlıyorum. Hamuru açtıktan sonra bir ruletle veya keskin bir bıçakla Hamuru hemen en başta 4 eşit parçaya böldüm. Bölmüş olduğum parçaları da 8 eşit parçaya böldükten sonra toplamda 24 tane poğaça hamuru elde ediyorum. Her bir parçayı da aynı şekilde 3 eşit parçaya bölerek bu şekilde hazırladım. Tarifi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamurun uç kısımlarına gelecek şekilde küçük çizikler attıktan sonra hemen şeklini vermeye geçiyorum. Öncelikle hamuru gerdire gerdire gördüğünüz gibi bu şekilde sararak uç kısmını daha hafif bastırdım. Görmüş olduğunuz gibi kruvasan poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Ben sade yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz peynirli veya kahvaltılık sürülebilir çikolatayla da hazırlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Poğaçaların tamamını şeklini verdim ve hazırladığım yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra, tepsi mayası için en az 20 dakika gibi bir süre üzeri kapalı bir şekilde bekletiyorum. Tepsi mayasını alan poğaçaların üzerine ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla üzerlerine çok fazla baskı uygulamadan yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Pişmiş olan poğaçalarımı fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine örtebilirsiniz. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş aylarınızda veya çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz gerçekten pamuk gibi yumuşacık, şahane bir poğaça tarifi hazırladım bugün sizler için. İş dokusunu sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kat kat ve şahane oldular. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.